Bir önceki videomda Shibar yumağının 2 Mayıs tarihinde hard fork'unun olduğundan ve bu haberin shib fiyatı üzerinde olumlu etki yapabilme imkanından bahsetmiştim. Ben o videoyu yaptım ve Bitcoin dahil olmak üzere neredeyse tüm kripto paralar o videodan sonra düştü. Doğal olarak da bu haber shib fiyatı üzerinde neredeyse olumlu hiçbir etki yapmadı. Yani shib ekibi hepimize "Başaramadık abi." dedi. Bizim cevabımız da açıkçası çok netti. Neyi başaramadın? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Piyasaya korku salanlar önce Sizi'nin hapis cezası haberiyle, daha sonra da Fed'in faiz arttıracağı rivayetiyle kripto paraları 2 Mayıs öncesi düşürdüler. İşin komik yanı da 3 Mayıs tarihinde Fed faiz indirecek haberiyle yine yukarı doğru çıkardılar. 2 Mayıs öncesi düşüşün ardından aklımda deli bir soru oluştu. Shib bağımsız bedevi olabilir miydi ya da shib tutanlar? Çünkü 2 Mayıs tarihinde Bitcoin 56.900'lerden 59.500'lere çıktı ve bu haber tamamıyla çöpe gitti. Hatta 3 Mayıs tarihinde de 62.000'leri gördü. Kısacası haber yalan oldu. Shibar yumağı Ağustos 2023'te çıkmıştı ve her ay 1 trilyon shib yakarak, yani ölü cüzdanlara göndererek shibin arzını azaltacağı ve bu sayede dolaşımdaki shib sayısını azaltarak shibi değerli hale getireceği söyleniyordu. Ama ne yazık ki bunu şimdilik başaramadı. İşte o Shibarium'la ilgili belki de en güzel ikinci haber de 2 Mayıs tarihinde çöp oldu. Hard fork, yani sert çatallama güncellemesiyle çok hızlı işlemlerin ve öngörülebilir komisyonların geleceği belirtiliyor. Shib gerçekten çok popüler bir kripto para, yani çok popüler bir meme coin aslında. Ve şu anki yerini gerçekten hak etmiyor. Fiyat olarak da diğer popüler coinlere göre çok geride kaldı. Ve gerçekten bu çok üzücü. Ne diyelim, önümüzdeki maçlara bakacağız. O halde ben kaçar artık. Benden bu kadar yani. Aa, unutmadan beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Tabii ki abone değilseniz. Şimdilik hoşça kalın.